Yepyeni bir sağlıklı hayat programına hoş geldiniz. Bugün sağlıkla ilgili sizlere deri hastalıkları hakkında tüm merak ettiklerinizi aktaracağız. Bugünkü konuğumuz herbalist İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, bugün deri hastalıkları hakkında konuşacağız dedik. Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bitkisel ürünler nelerdir? Evet. Deri hastalıkları bilindiği gibi çok çeşit çeşit deri hastalıkları var. Bunlardan en önemlileri sedef, ekzema, seborik eksem dediğimiz yağlı eksema, atopik eksem, alerjik eksema, evet, akne, normal bildiğimiz sıradan basit aknenin haricinde bir de bazı insanların koltuk ve kaslıklarında akne inverse veyahut da halk arasındaki ismiyle ter bezi iltihabı, eski ismiyle de köpek memesi. Köpek memesi. Çıban değil ama, değil mi? Çıban o... gibi. Köpek memesi denir. Çok çok yoğun birkaç tane aknenin bir araya gelmesiyle oluşan çok ağır bir rahatsızlık. Kişi ameliyat olsa dahi, evet, o bölgeyi doktorlar kazıyıp alsalar dahi etrafından yeniden çıkıyor. Tedavisi yok. Yıllar önce Almanya'da Ömer isimli bir genç bana geldiğinde kasıklarında, koltuk altında akne inverse, doktoruna gidiyor. Doktoru diyor ki bu Türk hastalığı. Diyor ki ya Türk hastalığı diye bir şey mi var? Nereden çıkarıyorsun bunu? Çünkü Türkler bir, siyah çayı içiyorlar, bağırsakları kurutuyor. İki, aşırı peynir tüketiyorlar, asidoza sebep oluyor, iltihapları azdırıyor. Üç, beyaz undan yapılan ekmek yiyorlar. Dört, tatlı yiyorlar. Yani yanlış beslenme, mantarı besliyor. Bu da bu nedenle Türklerde bu hastalık çok yaygın. Dedim, doğru söylüyor doktor. Ben de aynısını söylüyorum. Yani yanlış beslenmeden ile bağırsaktaki mantarlar çoğalıyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler bağırsak florasını bozuyor. Faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunların üretmiş olduğu toksik maddeleri karaciğer arıtmaya çalışıyor. Karaciğer aynı iski gibi diyelim. Arıtma tesisi var. Sular nasıl arıtıyorsa iski, bağırsaklardan gelen toksik maddeyi de karaciğer arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitamini ve folik asit. Aşırı vitamin harcıyor toksik maddeyi arıtmak için. Zamanla vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Karaciğer yağlanıyor. Ne oldu? Enzim oranı azaldığı için çeşit çeşit deri hastalıkları. Mesela sedef. Sedefle ilgili yıllarca dediler ki işte hücre yenilenmesi sırasında kreatin denen bir protein yetersizliğinden ortaya çıkan bir durum. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmalarda sedefin sebebinin mantarlar olduğunu belgeledi. Mantardan kaynaklanıyor. Fakat Doktor Simoncini'nin teşhisi doğru, tedavisi çok çok ağır, adeta bir işkence gibi. Neden? Çünkü diyor ki sodyum bikarbonatı içeceksin. Bu karbonat değil ama. Sodyum bir karbonat. Farklı. Hı hı. 15 dakika sırt üstü yatacaksın. 15 dakika sağına yatacaksın. 15 dakika sola yatacaksın. 15 dakika ağız üstü yatacaksın. Bunu günde 4 defa tekrar edeceksin. Geçti zamanın bütün sodyum yani bir karbonat içip sağa sola sırt üstü ağız üstü yatmakla. Yani bugün modern hızlı yaşamda bunu uygulamak mümkün değil. Bir, iki, kana karıştıkça etkisi azalıyor ürünün. Üç, yani bir işe yaramıyor yani. Özellikle çalışanlar için yapılabilecek bir şey değil. Evet. Kesinlikle. Şimdi bu benim yazmış olduğum 3 ciltli kitabın aloe vera ile ilgili bölümde şöyle diyor. Klinik araştırmalar. Linus Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapmış. Klinik araştırması sonucunda Kaliforniya'da Linus Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarları en doğal ve en kısa yoldan yok edebilen tek ürün aloe vera. Hı hı. Bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Evet. Ve bağırsaktaki mantarlar yok olursa alerji, deri hastalıkları, ekzema, sedef, seborik eksem, atopik eksem, akne inverse kendiliğinden yok oluyor. Klinik araştırması var. İki, 1973'te
Mısır'da yapılan klinik araştırmasında aloe veranın akneyi, ekzemayı iyileştirdiği belgelenmiştir. 3. Yine Mısır'da yapılan araştırmada bazı insanlardaki şeker hastalığından dolayı iyileşmeyen yaralar olur. Evet. Ülserler, baldırlarda, bacakta, ayakta, hatta ayak baş parmakları yavaş yavaş kangrene dönüşür. Allah korusun. Parmağını, hatta ayağını kaybedenler bile var. Evet. Şimdi bununla ilgili yine klinik araştırması yapılmış. Aloe veranın bu tür rahatsızlıkları tedavi ettiği belgelenmişti. Fakat günümüzde aloe verayı üretenler maalesef nasıl üretiyor? Bu aloe veranın içerisindeki jeli, şu sıvıyı jel gibi, aynı krem gibi alıyorlar. Kazanlarda kaynatıyorlar. Hı hı. Kaynattığı zaman birleşimindeki vitamin, mineral, amino asit, enzim yok olur. Etkisi azalıyor. Aloe verayı doğal üretmek gerekir. Doğal üretmediğiniz zaman bunun etkisi %100 ise %20'ye düştü. Dünyanın hiçbir ülkesinde aloe vera doğal üretilemiyor. Neden üretilemiyor diyorsanız? Evet. Çünkü aloe veranın birleşiminde aloin denen bir madde var. Aloin ishale sebep oluyor. Doğal üretseler vatandaş ishal olacak, kullanmayacak. Doğal üretemeyecekleri için de haşlıyorlar, kaynatıyorlar, bir sürü işlemden geçiriyorlar. Artı en sonunda 20 çeşit kimyasal madde katıyorlar. Ben tam 19 yıl önce bununla ilgili araştırmalar yapmaya başladığımda birçok dostumla reçeteler aldım, uyguladım ama başaramadım. 19 yıl sonra başarabildim. Bununla ilgili bir hikayemi anlatayım. Ahmet Er, kendisi eski milletvekillerinden, Alparslan Türkeş'in arkadaşı, daha sonra da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun baş danışmanı ve eğitimcisi olmuş. Frankfurt'ta bir konferans verdi. Konferanstan sonra sohbet ederken herkese sordu, mesleğin nedir, ne iş yaparsın vesaire. Sıra bana geldi, ne dedi? Ben şifalı bitkilerle ilgili araştırmalar yapıyorum, kitap yazıyorum vesaire. Tamam dur dedi, seninle özel konuşacağız. Bu konuşma burada bitti, hemen seninle dışarı çıkalım. Dedim ne oldu? Yok yok, özel konuşmamız gerekir. Dışarı çıktık. Sakin sessiz bir yere kahveye gittik, kahve içmeye. Dedi ki ben bu dün gece yani Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm. Rüyadan sonra uyuyamadım, sabaha kadar ne anlama geldiğini çözemedim dedi. Nedir dedim rüya? Yeşil yapraklı, kenarları tikenli, üzerinde beyaz lekeli olan, içinde böyle sıvı gibi, jel gibi bir madde olan bir bitkiyi Peygamberimiz ona diyor ki Ahmet, bunu insanlar tanısın, tanıtın, yayılsın, bunda çok şifa var diyor Peygamberimiz Ahmet. Tamam ya Resulullah diyor ama Ahmet Bey tanımıyor bitkiyi. Dedim ki bu bahsettiğiniz bitki aloe vera. Ben dedi bitkiyi tanımam. İyi ki seni gördüm. Demek ki senin için rüyayı görmüşüm dedi. Dedim siz bir mübarek insansınız. Bize öyle rüyalar nasip olmaz. Çünkü ben günahkarım. Birçok günahı olan bir insan Peygamberimizin rüyasını görmesi tabii benim gibi bir insanın zor bir şey. İnşallah bize de nasip olur da. İnşallah. Şimdi 19 yıl araştırmalar yaptım. Fakat aloe verayı, aloe veradan bu aloe verayı üretemedim. Çünkü ishale sebep olan aloni yok edememiştim. Sovyetlerden tam 75 yaşında bir Sadrettin hocamız var. Sovyetlerden. Hı hı. Eskiden KGB'nin ileri gelen, Komünist Partisi ileri gelen bütün parti yöneticilerinin ağır hastaların kanser hastalarını tedavi etmiş bir insan. Şimdi Türkiye'de kanser hastaları, birkaç tane ağır kanser hastasını ona gönderdim. Hep tedavi etti. Fakat kullandığı her türlü ilaçta aloe vera var. Dedim ki aloe vera kullanıyorsun ama bu ishal yapıyor. Nasıl kullanıyorsun? Onun gizli bir formülü var. Ne dedim? Şu şu şu. Tamam dedim. Ben artık üretebilirim. Yani daha önce benim dostlarım Almanya'da Şilili, Kızılderili arkadaşımdan almıştım reçete. İtalyan, İspanyol, Arap, Pakistanlı, Hintli, Taylandlı birçok reçete vardı ama doğal üretememiştim. 19 yıl sonra hamdolsun Sadrettin Hoca'nın da yardımıyla bu aloe vera jel bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili ürün. Ha. Dünyada. İshal yapmıyor. Neden? Çünkü aloe'ni sıfırladık. 19 çeşit bitkiyle 19 çeşit. Neden 19 diyeceksiniz?
Bismillahirrahmanirrahim kelimesi Arapça 19 harften oluşur. Bunun da hikmeti budur herhalde. Neden misal yapmıyor? Onun için özel bir aloni, şey. Aloni, diğer bitkilerle aloni sıfırladık. Lahanada da aynı. Lahanada mesela tiyosiyanat denen bir madde var. Lahana gastrite, ülsere karşı çok çok etkili bir bitki. Bağırsaktaki mantarlara karşı da etkili. Fakat aloe vera jel kadar değil. O genellikle mide için. Lahanadaki tiyosiyanat guatra sebep olur. Kişi evde lahana suyunun püresini yapsa, lahana sıksa, suyunu içse sonunda problem çıkar. Evet, bu önemli bir nokta bence. Evde izleyicilerimiz hani kendileri de lahanayı suyunu sıkarak ya da alıp yapabilirler ama bu tabii ki sizin yaptığınız kesinlikle tamamen guatra özel. Hani guatra sebep olur. Çünkü evde uzun süre alıp da kişi lahananın püresini yapsa, suyunu sıksa, içse kaş yapımındayken göz çıkarır. Çünkü guatra sebep olur. Biz bunu 16 çeşit bitkiyle tiyosiyanatı sıfırladık. Yani guatra sebep olmasını önledik. Yani onun da öyle. Her bitkinin farklı farklı özellikleri var. Öyle rastgele bitkiyi al, karıştır, kullan olmuyor. Çünkü 19 yıl sonra başarabildim. Allah'ın bir hikmeti. Yani zor bir işi. Bana bir sedef hastası gelmişti. Yıllar önce. Adamcağız kapıdan içeri girdiğinde terörist zannettim. Çünkü yüzü şöyle, burası açık, her tarafı kapalı. Maske gibi, bibere giymiş. Her tarafı kapalı. Dedim bu adam terörist mi? Elimi çekmecenin gözüne attım. Ben de hazır olayım diye. Oturdu. Dedim ki neyin var? Neden böylesin? Ağustos sıcağında böyle. Ya hiç sorma dedi. Sedef hastasıyım ben. Allah Allah. Çıkar bakayım bereni. Çıkardı ki kafasının üstü böyle pul 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 yaralar kerme kerme olmuş olmuş. Her tarafı yara. Başka yerinde var mı dedim. Kollarını, bacakları, her tarafı. Bazen atmalı kadar büyük, bazıları böyle küçük. Ceviz kadar, fındık kadar. Her tarafı yara, her tarafı. Nasıl tedavi olacağım ben dedim. Alman firması var bir tane. Onlar bir krem üretiyorlar. Sedefe karşı etkili ama %50 şansı. Artı vücudun %80'i sedef. Bu kremden 1-2-3 değil. Bir defa da 10 tane sürmen gerekir. İlaç pahalı. Ben Almanya'dan getiririm. Para da istemiyorum ama senin tedavi olman için 40-50 bin lira para lazım. Dedi ki bir, para yok. İki, benim hanım sırtına sürmez dedi. Sırtına sürmezse, yani göğsün geçse, sırtın geçmezse yine yayılırdı. Üç, sen bana ucuz bir şey ver, kolay bir şey ver. İyi. Ben ona iksir, tonik, bu bağırsaklar için iksir, bağışıklık sistemini güçlendirmek için artı mantar çayı, sedef çayı. Bu ürünleri verdim. 3 hafta sonra geldi. Kafasında bere yok. Ne oldu dedim. İyileşmişsin. %80 iyileştim dedim. 3 haftada %80. Allah Allah. Nasıl iyileştin dedim. Yani ben bizim ürünlerde iyileşeceğini aklıma getiremedim. Dedi ki sizin ürünlerden. Allah Allah. Ben dedim kortizon kullandığını zannettim. Yok dedi. Sizin ürünleri kullandım. Hiçbir şeyim kalmadı. Bu arkadaş tam 11 sene Sivas Kangal'a gitmiş. Her yıl izinini toptan alıyor. Sivas Kangal'a gidiyor. Orada havuzlar var. Hı-hı. Sıcak su. İçinde küçük balıklar var. Balıklar geliyor. Bunun yarasını yiyor. Tık tık tık. Hı-hı. İyileşiyor. İyileştikten sonra 3 hafta orada kalıyor. 4 hafta orada kalıyor. İyileştikten sonra İstanbul'a geliyor. Bir ay, 1,5 ay sonra tekrar her tarafı yaralıyor. Bu arkadaş çok terbiyeli, kibar, efendi, bir beyefendi. Çalıştığı iş yerinde bir bayan bu arkadaşa biraz aşkım seni seviyorum vesaire vesaire demiş. Gelip gidip bunu taciz etmiş. Aslında hep erkekler bayanları taciz eder. Burada da ters olmuş. Bayan bu arkadaşa gelip gidip takılmış. O da beni rahatsız etme diyememiş utandığından. Sonunda bunalımdan, psikolojik baskıdan, bunalımdan her tarafı yer olmuş. Tabii bağırsaktaki mantarlar da bunu tetikliyor. O da onu şey. Şimdi bu arkadaşı tedavi ettik çok şükür. Tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık. Evet. Mesela Niğde'den Ahmet Bey kaslıklarında adamcağızın akne inverzi denen yara. Her tarafı yer olmuş. Koltuk altı, kaslıkları gece uyuz gibi kaşınıyor. Kaşıntıdan uyuyamıyor. Gece bir başlıyor hatır 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 kaşınmaya.
derisi pul oluyor. Evet. Kaşıyor, kanıyor, bilmem rahatlıyor. Ondan sonra tabii uykusu bölünüyor. Gece 3-4 bir daha uyuyamıyor. Biz ona iksir, tonik ve ozon yağı verdik. Ozon yağı sürdüğü zaman kişi mesela kasıklarda kaşıntı varsa, akne inverse olsun, sedef olsun veya seborik eksem, atopik eksem, deri hastalıklarında, kurdeşende ozon yağı sürdüğünde derideki kaşıntıyı önler. Yani o gece rahat rahat uyur. Hatta bir seferinde bir çocuk 3 yaşında mutfağa giriyor. Mutfakta orayı burayı karıştırırken ocağın üstündeki tencere üstüne döküyor. Kaynar kazanın. Orası böyle yanmış, haşlanmış. 6 defa ameliyat olmuş. Sürekli deriyi yeniliyorlar vesaire. Fakat çocuk yatıp uyumak için yattığında akşam terliyor, kızarıyor, yanıyor, uyuyamıyor. Sabahlara kadar bağırıyor. 6 aydır uyku yüzü görmemiş. Bana geldiler dediler ki ya bu yanık 6 aydır yeni olsa ozon yağı bunun içerisinde 9-10 çeşit bitki var. Artı yanık yaralarını da sızılarını da emer alır. Hı. Yanığa karşı da kullanır ama öyle aradan 6 ay geçmiş. Etki yapar mı bilemiyorum. Alın kullanın bir bakayım dedim. Aldılar kullandılar. Bir gün sonra babası çocuğun aradı. Beni dedi ki Allah senden razı olsun. Ne oldu? Çocuk ilk defa ağlamadan uyudu. Rahat rahat sabaha kadar. Yani ozon yağı, ozon demek 3 moleküllü oksijen. Hı hı. Oksijen zararlı bakteri ve mantarları öldürücü özelliğe sahip. Çünkü zararlı bakteri ve mantarlar oksijenli ortamda yaşayamaz. Ozonun etkisini herkes biliyor. Alman asıllı bir doktor ozonla ilgili klinik araştırmalar yapmış. Dünyada tıp alanında 2 defa Nobel ödülü almış. Piyasada çok ozon yağı var. Bizim ozon yağı diğerlerinden çok çok farklı. Hem masaj yağı olarak kullanılır, hem içilebilir, hem deriye sürülebilir. Ha, bu arada atılıyor. İçilebiliyor da yani tabii. Nasıl içilebiliyor? Suya damlatılarak mı yoksa bir kaşık olarak mı? Günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı alınabilir. Hı. Yani problem yok. İçilebilir. Atopik eksem yani besin alerjisi. Bazı insanlar herhangi bir besin yediklerinde derilerinde sulu, kabarcıklı, kaşıntılı yaralar olur. Evet. Bu sulu, kabarcıklı, kaşıntılı eksema buna karşı laden gülü, Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde, sahile yakın olan bölgelerde, çam ağaçlarının özellikle altında yetişen bu bitki, dünyada atopik eksemeye karşı en etkili bitkidir. Bu bizim ürün içerisinde mevcut zaten. Bunu kullandığı zaman her türlü deri hastalığı yavaş yavaş iyileşir. Klinik araştırması yapılmış. Mesela Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese 95 alerjik atopik ekseme soran çocuk üzerinde denemiş. Ve hastaları tedavi etmiştir. Yani sedef, seborik eksem, atopik eksem, kurdeşen, akne inverse bütün deri hastalıkları tedavi edilebilir. Bağırsaklar tedavi edildiğinde zaten hepsi ortadan kalkar. Aloe vera ile ilgili zaten bu alanda klinik araştırmalar yapılmış. Mesela Alman, Federal Alman Farmakoloji Enstitüsü ve İlaç Üreticileri Birliği dünyada 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmış. 2,5 milyon. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika'da yapılan araştırmada aloe vera jeli kullanan herkes üzerinde araştırma yapmış. Yapılan bu araştırmada kimi diyabet hastalığına karşı iyi gelir diye bilgi veriyor. Kimisi tansiyona, kimisi kalbe iyi gelir, kimisi bir de bağırsaklara. Yani yan tesirini gördüm, zararını gördüm diyen yok. Evet. Sadece hazırlama tekniği önemli. Yani onların hazırladığı birkaç gün kullanabilirsin, ishal yapar. Bizim hazırladığımız aloe vera jeli ömür boyu da kullansan hiçbir rahatsızlık vermez. Yani tüm vücuda, tüm hastalıklara rahatlıkla kullanılabilen bir bitki olarak da ifade edebiliriz. Aloe vera jeli kişi içtiği zaman günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı derisi aynı böyle nemlendirici krem kullanmış gibi yumuşak. Yumuşak olur. Deride kurumayı önler, deride kepeklenmeyi önler, deride kaşıntıyı önler, deride yağlanmayı önler.
Saçı beslediği için saçların kurumasını, saçlarda kepek oluşmasını, saçların kırılmasını önler. İpek gibi saçlar oluşur. Bazen ben mesela eskiden sabah kalktığımda saçlarım böyle odun gibi oluyordu, sert sert oluyor. Şimdi hiç problem yok. Çünkü bağırsaklardan aynı pınar gibi. Diyelim ki pınarın başında tertemiz bir pınar. Ona bir kanalizasyon karışırsa ne olur? İçilir mi? İçilmez. Felaket olur. Aynen. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim emiliyor. Nereye geliyor? Karaciğer. Karaciğer tertemiz bir kan gelirse, vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğer yorulmaz, yağlanmaz. Ama bağırsaklarda mantar varsa, mantarlar üretmiş olur, toksik madde kana karışıyorsa karaciğere ne geliyor? Pislik geliyor. Evet. Karaciğer arıtmaya çalışıyor, arıtamıyor. Karaciğer enzim salgılayamaz hale gelirse deri hastalıklar ortaya çıkar, alerjik hastalıklar, bir sürü hastalık ortaya çıkar. Yani karaciğer yağlanmasını önlemedikçe önce tabii ki mide ve bağırsaklar yenileceksin, sonra karaciğer kendiliğinden kendini yeniliyor zaten kısa sürede. Evet efendim, bugünkü keyifli sohbetimizde maalesef sonuna geldik. Evet, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.